Hadi gelelim arkadaşlar. Hep beraber devam ediyoruz. Peki anemiyle ilgili erkeklerdeki anemiler ne yapmamız gerekiyor? Neler eksikler? Hani bizi gördüğünüz erkekler? Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Aktif olarak 2023 Haziran 15'ten itibaren hastanemizde destek personeli temizlik alanında çalışmaktayım. YKS'ye hazırlandığımız süreçte aynı dönemde KPSS çalışmalarını da beraberinde yürüttük. Bu çalışmalarımızın neticesinde 2022 senesinde Tıp Fakültesi 1. sınıf Dicle Üniversitesi'nde başladım. Birinci sınıfı okurken aynı zamanda KPSS sınavımız başlamıştı. Sınava başvurduk. Yaptığımız sonuç neticesinde 83 puan aldım. Alınan bu sonuçtan sonra yapılan alımı görünce böyle bir yola girmeyi bireysel olarak biz kendi yakın arkadaşımla beraber istedik. Başvuruya talepte bulunduk. Puanımız ve yeterlilik belgelerimizi de alıp Dicle Üniversitesi'nde 2023'ten itibaren, Haziran ayından itibaren aktif olarak çalışmaya başladık. Başta çevremiz, sınıf arkadaşlarımız, ailemiz, yakınlarımız hem işin hem de tıp fakültesinin beraber gitmesinin zor olacağını, zahmetli bir sürecin başlayacağını anlattılar, bahsettiler. Biz böyle bir yoğun bir sürecin içerisine gireceğimizden haberimiz vardı ama kendi masraflarımızı, ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamak istedik. Bu yola kendimiz bireysel olarak, kendi isteklerimiz neticesinde tamamen bu işe başladık. Bu işten dolayı bir gocunma duymuyoruz. Kendi paramızı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçimimizi kendimiz sağlıyoruz. Ailemize yük olmamanın vermiş olduğu mutluluk ayrı bir his. Bu yaşta bireysel para kazanmak farklı duygular hissettiriyor insana. Bu dolaydan dolayı kendimiz de gurur duyuyoruz. Çevremizin de bu konuda bizimle iftihar duyduğunu bildirmek istiyorum. Maral Dicle Üniversitesi dönem 2 öğrencisiyim. Haziran 15'ten beri Dicle Üniversitesi Hastanesi temizlik personeli olarak çalışmaktayım. Geçen yıl sınava hazırlandığım süreçte KPSS'ye de hazırlanaraktan başvurduğum KPSS sınavına katıldım. 85 puan aldım. Ondan sonra KPSS'den aldığım puanla Dicle Üniversitesi'nin alımına başvurdum ve üçüncü olarak yerleştim. Ben bu yola çıkarken zor olacağını, ailem başta izin vermedi, çok zor olacağından dolayı çok tepki koydular. Ama ben başarabileceğime inandım. Ondan dolayı bu yolda kararlı adımlarla ilerledik. Şu anda da hem okulumuzu hem işimizi götürüyoruz. Burada arkadaşlarımız kendi tercihleri, kendi istekleri doğrultusunda KPSS sınavında aldığı puanlarla personel alımı yapan Dicle Üniversitesi'ne başvurmuşlar ve buradan da kendi KPSS puanlarının sıralamasında uygun, en uygun sıralamada olduklarından dolayı da işe alınmışlardır. Tabii ki bir tıp öğrencisinin aynı zamanda destek hizmeti olarak kendi çalıştığı yerde temizlik yapması ilk bakışta dışarıdan biraz tuhaf, özlücü gelebilir. Ama takdir edersiniz ki sonuçta bu bir tercih ve bu tercihi arkadaşımızın kendisi yapmış. Hatta ben bunu üzücü olmaktan öte ilk başta ben de öyle düşünmekle birlikte sonra arkadaşlarla konuştuğunda bu işten rahatsız olmamaları, bu işten dolayı gocunmamaları ve herhangi bir üzüntü duymamaları beni takdire şayan bir hareket olarak düşündürttü bu konuları. Ve gerçekten onlarla gurur duyduğumu onlara da söyledim. Ama bu gurur duymam tıp fakültesi öğrencilerin temizlikte çalışmış olması değil. Bir tıp fakültesi öğrencisinin yarının hekiminin çalıştığı işten dolayı gocunmaması, üzülmemesi ya da bunu kimsenin başına kalkmaması. Arkadaşlar hem kendi masraflarını, kendi yaşamlarını hem de ailelerine destek olabilmek için böyle bir yola başvurmuşlar. Ve şu anda gündüz derslerine girerek
hem tıp eğitimini tamamlamaya çalışıyorlar hem de daha sonraki mesailerinde de normal personel olarak hastanede çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar.